Ne işin var kadın başına sanayide? Eve gidip hamur yoğursana. Ya dedim hala bu zihniyette mi bizim sanayi? Hani biz ilerlemiştik. Nasıl delirttiler beni görüyor musun bak? Bizde her yer Ankara, her yer buradır. Sanayinin ortasında bir kadın girişimci. Radis camp ya. Şöyle söyleyeyim, kendi isteğim dışında 1987'de Bursa'nın Mudanya kasabasında dünyaya geldim ben. Babam asker, asker olduğu için hep gezgindik biz deniz astsubayı. Annem de Yunanistan göçmeni, Giritli olduğu için hep böyle bir neşe dolu, keyifli, dünya yansın umrunda olmayan bir aile sendromumuz vardı. Bu mutluluğumu büyük ihtimal anneme borçluyum. Babam biraz sertti mizacı olarak. Çok keyifli, çok hoş sohbet bir adamdı fakat mizacı sertti. Yani bize hep şunu söylerdi. Dört dörtlük belki karakteriniz olmayabilir, insanlara hata yapabilirsiniz, kalp kırabilirsiniz, karakterden kastım bu. Fakat yaptığınız iş ve verdiğiniz hizmet her daim dört dörtlük olmalı. Babam benim hem kız çocuğu olmamdan kaynaklı hem de atılımcı ruhumu gördüğü için mahallenin ilk marketine beni, daha 18 yaşına bile girmemiştim, gir de bir iş hayatını gör diye vermişti. Sadece para kazanmak istemiyorum, hem okumak hem de saygın bir insan olmak istiyorum. Neden erkek çocuğu değilsiniz, kız çocuğusunuz? Tekrar geri dönüyorum, toplum baskısı, toplum baskısı. Kendinizi ifade edebilmeniz için sanki gerçekten çok büyük okullardan mezun olmanız gerektiği yükleniyor omuzunuza. Çok ilerleyen zamanlarda üniversiteyi bitirip ciddi bir işim olursa kendime bir kamp hayatı ile orutu çizebilirdim. Fakat böylelikle şunu yakaladım, 8 ay boyunca tüm hayatım bir karavanın içerisinde geçiyor, 7 metreküp ve tüm hayatım tüm Türkiye'yi gezerek geçiyor. Bunu hem çalışıp hem para kazanarak gezme şansım yoktu. Büyük bir gezgin olacağım, ya büyük bir influencer olacağım, ya gezi planları olan bir kanalda çalışıyor olmam lazımdı. Ben bunu hem işime dahil ettim, hem eşimi ve çocuğumu da oraya dahil ettim. Daha sonra karavanı yaptıktan sonra yolculuk sırasında da çok yoruluyoruz. Yani bugün Ankara'dayız ama işte Cuma gününden sonra bizim Diyarbakır'da gösterimiz var. 17 tırla hareket ediyorsunuz. 17 tırın dışında şahsi olarak araçlarınız var. Bu araçlarla yoruluyorsunuz. Yorulduktan sonra da bir yerde konaklamanız gerekiyor. Aracın üzerinde bir çadır olduğunu fark ettik biz. Önce arabanın içinde uyuyorduk. Sonra İtalya'dan getirdik çadırı. İlk doluda üstümüze kapandı. Sonra Bulgaristan'dan sipariş verdik. Sonra çok meşhur bir araba satan site var. Oradan bir sipariş verdik. O siparişi verirken Türkiye'de X bir firma, X bir şehirde bizi aradı. O benim üretimim. Ben satıyorum onu dedi Bulgaristan'a dedi. Benden alın dedi. Tamam dedik. O tarafa gittik ondan aldık. Onun çadır koktu. Sonra öbürü dedi ki benimki ondan güzel. Benden alın, onunki su aldı. Öbürü dedi ki benim yok o, ben kaç yıllık profesyonel firmam, benden alın. Dedim ki ya biz deneme tahtasına döndük. Bizim istediğimiz tek şey bu ürünün içinde yatarken ve yağmur ekstrem bir şekilde yağdı. Ve olağanüstü yağdı. Bu ürün sallanmasın, bu ürün üzerimize kapanmasın, içeriye su almasın. Bizim derdimiz buydu, bir de kokmasın. Yaklaşık 1,5 sene süren Ar-Ge'mizden sonra hiçbir ters mühendislik yaparak değil üstelik. Her şey programlarda çizilip rüzgar testleri bile programlarda yapılmış bir şekilde ürünümüzü ortaya çıkardık. İlk 109 çadırımız. Ortaya çıkıp stoğa girdikten sonra biz tüm Ar-Ge'leri yapmamıza rağmen bireysel olarak kişilerin kullanım Ar-Ge'si çok daha farklı. Hakikaten kervanı yolda düzdük biz. Neden? Çünkü bilgisayarla gerçek hayat birbirini tam anlamıyla örtüştürmedi. O 109 tane çadırı geri çektim yapılan hatalardan dolayı. İnsanların tüm ürünlerini revize ettim. Yeri geldi birebir değişim yaptım. Bu da ciddi bir güven kazandırdı bize Türkiye'de. Bu süreçte de sosyal medyada bizden alışveriş yapan müşterilerimiz güçlendirdi. Neden? Çünkü kullandıkları olumlu olumsuz her şeyi yazmaya başladılar. Müşteri acımasızdır, yazar. Eğer hatalıysanız hatayı da yazar, iyiyseniz iyi de yazar. Karavanım da, çadırım da zorlu, dört mevsim zorlu şartlarda kullanıyoruz. Karlar, buzlar, yağmurlar, dört mevsimde etkinlik yapıyoruz biz. Bir gıdım su akıyor diye ben aylarca adamlarla mailleşip kafalarını yemiş bir insanım. Şimdi benim çadırıma su girerse ben mutsuz olmaz mıyım? Arabanın üzerindeki küçük metreküpteki bir çadırdan su alacak. Mümkün değil. Meğer herkesin derdi zaten konfor, kalite ve su almamasıymış. Bir de muhatap arıyorlarmış. Yani ben bir alışveriş yapacağım.
Ahmet, Yasin, Mehmet'i aradım. Birinci de telefonu açıyor, parayı alırken telefonu açıyor, sonra yok. Selamun aleyküm. E neredesin? Nerede sen diyesim geliyor adama, yani yok. Sonra alışverişi tamamladık, hadi diyelim eskaza. Ufak sıyrıkla kurtulduk. Bu sefer ürünümde sorun oldu, muhatabım yok. Çünkü adamlar servis verecek güce sahip değil. Neden? Hep daha ucuz yapalım. Daha ucuz satalım. Piyasanın en ucuzu biz olalım. Ben hiç böyle bakmadım. Kabaca sanayi ağzıyla iç piyasaya ayrı, Avrupa'ya ayrı bir ürün üretmek zorunda kalmayız. Yorulmayız ve benim zaten vicdanım buna el vermez. Çünkü benim vatandaşım her zaman çok daha kalitesine layık, kalitelisine layık. Ben öyle istedim ve bunu yakalayabilmem için yaptığım o 5 yıllık business planının 2. yılında istediğim zirveye oturmuş oldum. Almanya'da bizim ürünümüzü satan bir arkadaşımız dedi ki, Melike Hanım çok enteresan, bir Alman bunu yapıyor diyor. Hani neden bu kadar büyüttüysek gözümüzde bilmiyorum, hani Alman beğenmişler, Alman Alman falan. İşte bir Alman yaptı bunu diyor. Ne yapmış dedim ya, ne yapmış ya, çadır mı söktü, ne yaptı? Sizin videonuzu diyor, ben çünkü ısrarla Türkçe videolar çekiyorum. Altına İngilizce yerleştirme yapmıyorum. Bu benim vizyonsuzluğumdan değil. Biraz bu işin Türk olduğunu, bunu bir Türk'ün yaptığını da hissettirmem gerekiyordu. Hep Türkçe anlattım. Beyefendi, Alman arkadaş durdurmuş yazmış, durdurmuş yazmış. Hepsini tek tek kendi diline çevirip benim orada ne anlatmak istediğimi YouTube'da. Ve sonra gelmiş demiş ki, bu kızın çadırı mı bu? Demiş ki, bu kızın çadırını alıyorum. Bu çok keyifli. Bu para kazanmaktan çok daha fazla keyifli bir şey, tatmin edici bir şey. Çünkü dedik ki, biz kaliteli olduğumuzu seri üretimde daha fazla insana ulaşarak yapabilmemiz gerekiyor. Sezon Türkiye'de yaz ve kısa. Bu süreçte insanlar telefonu kaldırdığında hemen ulaşması gerekiyordu. Brothers Camp'e hemen ulaştılar. Hızlı ulaştılar, doğru fiyat politikasıyla ulaştılar, kaliteyle ulaştılar. Öyle olduktan sonra da işi yavaşlatıp butiğe doğru çevirdik. Handmade isteyen arkadaşlarımız oldu, fiber isteyen oldu, ABS plastik isteyen oldu. Hepsini bir standarda koyduk ve şu anda Brothers Camp gönüllerde keyifli bir taht kurdu duruyor. İnsanlar ben kapıyı süpürdüğüm için kendi kapısını süpürmeye başlamış. Ben onlara lütfen biraz daha saygılı olun dedikçe elini yüzünü yıkayıp bana gelmeye başlamış. İşte benim önümden geçerken sigarayı yere atmamış, yerine atmış. Cuma'ya gidiyorlar buradan. Dönüşte diyorum ki, hadi diyorum, caminin halısı eskimiş. Çok güzel böyle bir şey yapıyorum onlara. Para biriktiriyorum. Camiye yardım diyorum. Siz orada yapmamışsınızdır, kaçmışsınızdır diyorum. Şimdi kadın esnaf olunca sizi camiye de davet edemiyorum. Cuma'ya da gidemiyorsunuz. Yani böyle etnik, dini, farklı kökenlerle ben burayı kardım. Ve sabahları geldiğimde karşı komşum, bakıyorum çok kilo aldı o dönem. Görüyorum, gözlemliyorum. Hadi diyorum, yazın bikini giyemeyeceğiz. Kalk, spor yapıyoruz beraber. Nefes al, nefes ver. Pilates yaptırıyorum onlara. Yani hareket etmeleri gerektiğini, temiz olmaları gerektiğini, işletmenin, dinimizin, etnik kökenimizin, işte dilimizin, dinimizin, dükkanımızın temizliği, işte kapını süpürdüğünüz zaman bütün kötülüklerin gideceğine inanılması, betin bereketin öyle geldiğine, güler yüzle dükkan açıp güler yüzle kapatmanın bir kültür olduğuna, bunun hepimize bulaşıcı bir hastalık haline geleceğine inandırdım. Ve şimdi ben çok nadir de olsa modum düşük geldiğimde ıslık çalıyorlar bana. Hop, ne oldu patron, modunuz düşük, kalk spor yapıyoruz deyip onlar artık beni besliyorlar. Çünkü ben beslenemiyorum. Fazla enerjiye sahibim, enerjimi çekiyorlar tüm gün ve beslenecek bir yerim kalmıyor. Onları da ekip arkadaşı yaptım. Sanayideki bütün dükkanlar benim ekip arkadaşım ve hepsi gerçekten gerçek emektarlar. Bunların içerisinde mutfakta çalışan kadından mutfakta çalışan erkeğe kadar. Çünkü mutfakta sadece kadın çalışmıyor Ostim'de, erkek de çalışıyor. O yüzden iyi bir ekip olduk biz Ostim'de. Ostim'in verdiği artılardan bir tanesi de yönetimsel olarak bana destek verdiler. İşte diyorum ki, arka bahçenin temizlenmesi lazım. Hemen Melike Hanım. Yani kadın olmamdan dolayı büyük ihtimal daha nazik davranıyorlar. İşte diyorum ki, ya burası bu börtü böcek oldu, toz toprak oldu, müşteriler geliyor. Aman Melike Hanım'ın dükkanını temiz tutalım, aman titiz olalım. Bir baktım benimle beraber bütün caddeye yayıldı bu. Sonra vay, Melike'nin caddede bu var, bizde niye yok diye bütün Ostim. Zaten çok keyifli ve temizdi. Fakat bir tık daha bir kadın eli değdirdik. Yönetimsel de bence değdirebiliriz.
Hani hep bir erkek egemeniz ya, belki bir kadın yönetici de yapabiliriz zamanla. Yani oraya kadar yürütebiliriz bu işi. Mutluluğumuzu da insanların üzerine takıp taşlandırıyoruz. Bizim de tüm günümüz eğlenerek, üzgüntülerimiz de oluyor, sıkıntılarımız da oluyor, hatalar da oluyor. Ama hiç önemli değil, üretim bu. Hatasız üretim olmuyor. Böyle böyle ders alarak ilerliyoruz.